Merhaba arkadaşlar, Kanat Dobi Fassa kanalına hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bugün yeni bir transferimiz var arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. 2600 patçı diyorum ben buna. 2600 patçı. 3 yaşında. Şimdi geldi kümese, yeni geldi. Sertan Kontaş'ın hediyesi. Sağ olsun. Buradan kendisine de saygılarımı sunarım. Selamlarımı iletirim. Arkadaşlar, dostlarımız sağ olsunlar. Kaliteli, güzel hayvanları kümeslerimize gönderiyorlar, getiriyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi borozumuzun özelliği ne arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Kısaca ben bizzat canlı izlemedim. Ama bakacağım yani. Normalde değil. Bir 400 gram ağrıyla bakacağım birkaç dakika. Bir 400 gram ağrı ve bir karış boylusuyla. Hayvan çok sistemli bir hayvan. Takibi çok iyi. Yani yandan alamadığı horoz yok neredeyse. Maşallah oğluma. Ve daha da önemlisi, çok etkili elleri var. Pat eden elleri var. Yani bunu izleyenler, maşallah oğluma. İzleyenler hepsi çok beğenmiş. Ben de bakacağım. Bakıp göreceğiz birkaç dakika. O zaman daha da ayrıntılı bilgi veririz. Bu sene yavru alır mıyım? Biraz zor. Çünkü zaten limiti doldurduk. 6 tane gürk var. Ama kümesimizde olsun. Uysal bir hayvan. Öncelikle onu da söyleyeyim. Yani Sertan'a dedim, bak dedim, adama saldıran bir horozsa isterse dünya starı olsun. Bana verme. Çünkü sona hep kötü bitiyor. Sabrım taşıyor. Maşallah oğluma. Şöyle bir dışarı çıkayım hayvanı. Bir de dışarıda görün arkadaşlar. Videoyu bir durdurayım. Evet arkadaşlar, hayvanımız böyle. Yakın çekim olsun dedim. Uysal bir hayvanmış. İnsana saldırması falan yok. Ürkmesi yok. Herhalde bizim Bolulu tarzında bir horoz. Huy olarak, karakter olarak. En sevdiğim horoz tipi. Sakin hayvanları seviyorum. Yabani hayvandan hoşlanmıyorum. Hele hele insana saldırandan hiç hoşlanmıyorum. Yapamıyoruz yani. İnsana saldıran horozda biz yapamıyoruz arkadaşlar. Benim işim değil. Bu hayvan maça çıkacakmış herhalde. O yüzden şu baldırını biraz yolmuşlar. Vallahi ben dokunmuyorum. Tercih meselesi. Sevmiyorum ben hayvanın tüylerine dokunmayı. Maşallah güzel. Fizik olarak çok güzel. Çok övdüler hayvanı. Yani arkadaşlar bunu gerçekten bu kadar beğendiyse ben güzel olacağını eminim. Arkadaşlar, aldığınız damızlığa güvenin. Bunu daha önce de söyledim. Hayvana güvenin. Güvenmiyorsanız hiç almayın. Güvenin hayvana. Yani o güvenmek, horoza güvenmek bana göre, benim şahsi fikrim, bilimsel bir dayanağı yok. Ama sizin alacağınız yavruyu da etkiler. Şey gibi yani, insan gibi aynı. Maşallah, sübhanallah. Gel oğlum, gel, gel, gel. Artık sen buradasın. Buna bit ilacı yapmadım, birazdan yaparım. Genelde kümeseyin hayvan geldiğinde mutlaka bir toz bit ilacıyla ilaçlıyorum arkadaşlar. Ben tutayım horozumuzu. Bunun adı da patçı. Kümesimizde. Kocamanı soranlar olacak. Önceki videolarda söylemiştim. Şu an Sertan'da. Yani arkadaşlarla aramızda fark etmiyor. Bu kümeste olmuş, diğer kümeste olmuş. Çok fark eden bir şey yok. Hayvan kalıcı. Herhangi bir şekilde kimseye verilmeyecek. Kocamandan bahsediyorum. Ondan yine yavru almaya devam edeceğiz arkadaşlar. Hepsi bizim hayvanlığımız, hayvanlarımız. Ya bu süreçte gerçekten çok değerli arkadaşlarla tanıştık. Hepsi sağ olsun, var olsun. Çok kaliteli damızlıklar edindik. Yani yine mesela Recai abiyle konuştuk. Akşam diyor,
3 tane güzel damızlık var diyor, sana göndereyim diyor istediğini. Ahmet Sevimli aynı şekilde hepsine selamlarımı iletirim. 5 tane biraz sohbet ettik arkadaşlarla, dedim bu sene benim rastgele eşlemelerde sopa yedik durduk. Ahmet Sevimli diyor 5 tane horozum var diyor, hangisini istersen söyle göndereyim diyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Salih abi yine sana çok güzel damızlık getireyim İstanbul'dan diyor. Yani tüm arkadaşlar böyle. Sertan aynı şekilde. Burada Metin, o da yine hani hangisini istesem verir yavru almaya. Ha çok şükür o damızlık anlamında artık rahatız. Güzel bir duygu. İnsanların gönlünde o yeri edinebilmiş olmak. O dostluğu kurabilmiş olmak. Güzel bir duygu. Ben şimdi farklı farklı daha damızlık aramıyorum. Elimdekilerin hepsine güveniyorum. 3 ana damızlığımın hepsine güveniyorum. Bolulu, sonra kocaman, sonra beyaz. Beyazı da arkadaşlar attım, birkaç arkadaş hepsi çok beğendi. Bakacağız, nasip olursa onları bir büyütelim. Görelim yavruların durumunu. İlerleyen süreçte önümüzdeki yıllarda hani farklı kanlar katmak için değerlendirilebilir. Ben şunu tutayım, yerine bırakayım ya da geçsin biraz, vazgeçtim. Hayvanlara bakalım biz. Yeterince gösterdik bu yeni patçı horozumuzu. Şu böceğe bak ya. Arkadaşlar, yalnız kurt dediğim Eylül yavrusu rahatsızlanmış. İshal, sarı sümüksü bir ishali var. Onun için bu hapı aldım. 2 gün vereceğim. Dün şöyle bir dakika kadar bir baktım diğer Eylüllerle. Normalde hayvan pire gibiydi. Çok seri bir hayvandı ama halsiz düşmüş. Yani öyle bu yavrumuz halsiz düşmüş. Doğru dürüst tokada kalkmıyor. Aa, bak. Hatta bunun ben hiç... Bakın zemine bakın. Biraz pis gibi ama ishal olduğundan öyle. Doğru dürüst bütün kakası yok, dışkısı yok. İlk defa şurada bir bütün dışkı gördüm. Onu da bugün gördüm. Buna dün haşlanmış yumurta verdim. Yine haşlanmış yumurta vereceğim arkadaşlar. Yani bu hayvanı, bunun babasını çok beğeniyorum. Ben neyi yedin sen? Buğdayı ye. Bunun babasını çok beğeniyorum. Bu hayvanımız yarışmaz. Kafa tamamen açılmıştı ama bunu sağlığını şöyle yerine getirip görmek istiyorum. Damızlık olur mu diye. Biraz zayıflamış arkadaşlar bu. Kurumaya girmemiş ama biraz zayıflamış. Şimdi buna ne yapacağım? Önce ishalini keseceğiz. 2 gün o ilaçtan vereceğim. Ondan sonra probiyotik, ondan sonra vitamin, daha sonra da tamamen düzelince de buna bir parazit ilacı vereceğim. Yoksa bizim kestiğimiz çilli gibi olur. Uzun süre ishal olan hayvan sağlıklı olmuyor. Yani bu YouTube'da videosu var. Pire gibi olan, fıldır fıldır dönen hayvan. Öyle bir dakika baktım. Bakılmaz zaten de. Sadece merak yani. Bir dakika kadar baktım. Hayvan doğru dürüst bir şey yapamıyor. Yani cansız. Hasta hayvan nasıl olacak? Başka ne bekliyoruz ki? Onu inşallah tedavi edeceğiz. Şurada bizim Bolulumuz var. Şu ayağında yara vardı arkadaşlar, şurasında. Daha önce videoda göstermiştim. Oraya mavi spreyi sıktım. Azıcık fazla olmuş. Yoksa bir sıkıntı yok yani. Çok hafif bir kan gibi bir şey vardı. Bolulumuz, horozumuzun keyfi yerinde. Bir sıkıntısı yok. Dışkılarını görüyorsunuz, misket gibi. Sıkıntımız yok. Buradan Recai abiye selamlar. Diğer hayvanlara da. Ne sıkıştı bu kapıya ya. Buna baktık. Bu arada tavuğumuz yumurtlamaya başladı. Diğer tarafta şu an horozun yanına aldım. Bir yumurta vardı. Az önce 2 yumurta daha aldım arkadaşlar folluktan. Şu an maşallah 3 gündür fire vermeden yumurtluyor. 11 yumurtayı tamamlayalım. Bunu da yatıracağız. Bu çiftimiz de burada. Bu horozun, beyaz horozun yavruları çıktı. Oğlum senin gözün köpürüyor mu? Ne yapıyor ya? Dur bakayım. Yok, çok da bir şey yok gibi. Bunun yavruları çıktı. Mehmet Ali abi de. Bu tavuğun bacısından yavruları çıktı. Koyu küllü. Bu dışarı atlar. Dışarıda horoz var. Koyu küllü tavuk arkadaşlar. 10 civcivin 9'u saf beyaz çıktı. Şey gibi, hazır ligorinler gibi. Bakalım. Yani bu da bacısı gibi olursa bizim civcivler de hep saf beyaz çıkabilir.
Nasip meselesi. Yalnız beyaz zor bir renk, onu da söyleyeyim. En ufak bir leke belli oluyor. Bak hemen şurada dışkı belli olmuş beyazda. Bilmiyorum bunlar nasıl prova yapılır. Onu da düşünüyorum yani. Zor bir renk gerçekten. Alakanat oğlum. Bununla bakabilirim arkadaşlar yeni horozu. Bu bir 400 gram falan ağır ondan 350 gram. Ama kısa sürede bir şey olmaz. Burada ne var? Buna sprey sıktık. Nisan. Diğer Mayıs'a bakmıştım 30 dakika. Mayıs daha iyiydi ondan şimdi. Yalan konuşmaya gerek yok. Uzun arabamız burada. Görsel olarak en beğendiğim yavru. Ocak yavrusu. Artık yavru olmaktan da çıkıyorlar ama yine de yavrular. Şöyle civcivlere bakalım. Videoyu bitirip bir an önce işlerimi yapacağım. Geç kalıyorum. Oğlum. Gel bakalım gel. Paşa. Maşallah sübhanallah. Öyle kameramanımız yok. Tek başımıza gidiyoruz. Bunların da yumurtaları haşlanıyor. Birazdan yumurta veririm. Videoya yetişmez. Dur dur dur. Atlama atlama atlama. Ya şu şeyin içine pislemeyin be yavrum ya. Suluğun içine pisliyorlar. Gürk yapıyor bunu. Şuna bak. Leş gibi. Her zaman gelemiyorum. Pislemeyin. Ay maşallah. Atlama dışarı. Atlama dışarı. Hop 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 hop. Lan elimi ısırıyor. Dur 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 dur. Al kabuk vereyim size. Al. Kabuk yiyemezsiniz ki. Yiyebilirler mi acaba ya? Yumurtaya alıştılar. Ne yapacağız biz kabuğu diyor değil mi? Kabuğu ne yapalım diyorlar. Maşallah sübhanallah. Kapatalım burayı. Şimdi bu grup daha bir bela. Bela derken yani kötü anlamda söylemedim. Bunlar hep dışarı atlar. Vallahi çekemiyorum artık video. Dur. Dur. Anası da annesi değil de bakıcı annesi artık. Gel az bakayım gel. Yani siz adamı yersiniz. Kocamanlar elim ısırıyorlar. Kocaman uşakları. Kocamanla Zonguldaklı'nın uşakları bunlar. Tamam yumurta getireceğim ben size. Güzel ya. Yeşil bacak var mı bakalım? Oo var var var. Var bakalım dur. Bir tane şu. Şu yeşil bacağı dönüyor. O da birkaç tane yeşil. Şu. Şu arkadaşlar. Şu da yeşil bacak. İki. Yeşile dönüyor. Bu hem horoz tarafında var hem tavuk tarafında. Yeşil bacaklık var. Şu an ben iki tane gördüm. İki ya da üç tane. Evet. Şu suları da alayım. Dur bakalım sularını değiştirelim. Dur oğlum dur. Oğlum diyorum ya. Neyse keyler civcivler erkek sonuçta çoğunluğu. Yanlış olmaz oğlum ifadesi. Buradan geçelim. Bu akşam civciv çıkımı başlamış. Başlayacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Bunlara da şey yaptım. Yeni hani suluk. Su kabını koyacağım yer işte. Hazırlık yaptık. Baksak mı acaba ya? Yumurta çatlamış mıdır? Ne dersiniz? Yavaşça bakalım. Hayvanı rahatsız etmeden. Şimdi öncekinde Bolulu'da bir tane civciv bu kutudan dışarı atladı. Öldü. Şimdi ben bu akşam bu kutuyu sökmeyi düşünüyorum. Çıkarmayı düşünüyorum. Azıcık gel bakalım gel. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba erken çıkım falan var mıdır? Yok normalde yarın günü de. Yok erken çıkım. Ha çatlatmış mı lan o? Yok arkadaşlar. Zamanı var. Nasipse çıkar. Zaten normalde yarın çıkacak. Evet. Yarın çıkar. Bazen gecikebiliyor. Bazen az erken çıkabiliyor. 13 Mart dedik çıkım için. Kutuyu sökeyim diyorum. Ama yumurtaları oradan devirip de tekrar toplayamazsa civcivler ziyan olur mu? Neyse bu konuyu düşüneceğim. Henüz karar vermedim. Yani kutuyu sökerim. Şu şeyi, tahtayı. Yumurtalar aşağı yuvarlanır. Gürk onu tekrar toplayamaz diye korkuyorum. Öyle bir endişem var. Evet arkadaşlar. 14 dakika olmuş. Sizinle sohbet ederken de zaman nasıl geçiyor anlaşılmıyor ha. Oğlum. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Gel gel. Maşallah sana. Sen biraz gez bakalım. Sıkıntı doğuracak bir durum yok.
Bir de buraya bakalım. Bu ne ya? Yine aynı sarı cıvık kaka. Bak, kastettiğim bu. Kim bu cıvık kaka yapan? Söyleyin bana. Bana söyleyin çabuk. Ya bu iş hep zaman, emek isteyen iş. Bunları takip etmek lazım. Yani mesela şu dışkıyı kim yaptı? Cıvık dışkıyı. O bile önemli. Hangisini yaptığını tespit edip ona göre ona ilaç verilir. İlaç yutturulur. Tamamını ilaca boğmayız. Oğlum. Mayıs yavrumuz burada. Sen gülük olmuyor musun? Şöyle bakalım arkadaşlar. Maşallah. Keyifleri yerinde. Hasta hayvan görmüyorum. En azından burun akıntısı, hapşırık, pıskırık yok. Bir de yumurtaya bakalım. Sonra ben gidip işlerime bakayım arkadaşlar. Bir de yumurtaya bakalım. Yumurtlamışlar mı? Ferikler. Dur bakalım şu bir. Bunlar hazır yumurta. Şu iki. Başka var mı? Ha, ne kadar da gerçekçi hazır yumurtalar ha, benziyor. Yani doğal olarak yok. Şurada iki tane yumurta var. Bunlar da ferik yumurtasına benzemiyor. Biraz daha iriler. Alalım bunları. Başka yere yumurtlamış olabilirler. Aa evet. Gördünüz mü? Bakın. Bakın nereye yumurtlamış. Bak. Benim feriklerim. Maşallah. Bakın buraya yumurtlamış. Sağda solda yine olabilir. Yemiş olabilirler. Bir tane ferik yumurtamız şöyle dursun. Evet. Kapıyı açayım. Yumurtaları biriktirelim. Koyduk. İşte bu ferik yumurtamız. Minnacık. Minnacık yumurtamız. Evet arkadaşlar. Yani elimizden gelenler yapıyoruz. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Hayvanlar fazla diyenler var. Doğru, haklılar. Ama hasta oluyor, ölen oluyor, yaralanan oluyor. Ne oldu kızım? Oluyor da oluyor. Bin bir türlü iş geliyor başına. O yüzden hepsinin de sağlıklı büyüyeceğini düşünmüyorum. Yanlarında olmadığım için, sürekli takip edemediğim için illaki bende sıkıntılar olur. Evet, bu videomuz da böyle. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun.